Ufuk Ötesi'nden iyi geceler değerli izleyiciler. Ümraniye soruşturması ya da Ergenekon davası, Danıştay saldırısı davasıyla birleştirildi. Az önce bununla ilgili İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi kararını verdi. Stüdyomuzda da Ulusal Kanal yayın yönetmeni Sayın Turan Özü var. Hoş geldiniz Sayın Özü. Bugün bu önemli gelişmeyle ilgili Ulusal Kanal'ın ne düşündüğünü de sizin ağzınızdan dinlemiş olacağız. İzleyicilerimize aktarmış olacağız. İki davanın birleştirilmesi önemli. İki davanın birleştirilmesini nasıl değerlendirdiniz? Beş tahliyeyi nasıl değerlendirdiniz efendim? Buyurun. Savcı Zekeriya Öz bu davanın başlangıcında şöyle bir ifade kullanmıştı. Bu davanın merkezinde İşçi Partisi var. Evet. Ulusal Kanal'la birlikte bu davanın merkezinde İşçi Partisi var demişti. Aynı sözleri daha önce Mehmet Eymür de söylemişti. Şimdi evet. Bu tahliyelerden sonra ve ısrarla Doğu Perinçek ve arkadaşlarının İşçi Partisi yöneticilerinin ve Ulusal Kanal yöneticilerinin tahliye taleplerini bu mahkemenin ısrarla reddetmesinden sonra ve bugün bir kez daha bu taleplerin reddedilmesinden sonra o Savcı Zekeriya Öz'ün ve Mehmet Eymür'ün söylediklerinin ne kadar doğru olduğu meydana çıktı. Bu Ergenekon davası bir işçi partisi davasıdır ve gerçekten de merkezinde işçi partisi vardır. Evet. Partisi hapse atılmaktadır. Çözüm hapse atılmaktadır. Şimdi Mehmet Ali, Sayın Mehmet Ali Güller bu davanın çeşitli duruşmalarına bizzat ben de katıldım. Savunmaları izledim. İlk elden biz Ulusal Kanal olarak bu davanın her aşamasını ayrıntılı olarak seyircilerimize ve Türkiye kamuoyuna aktarıyoruz. Evet. Bu dava çöktü. Bu dava çöktü ve defalarca çöktü. Ama son savunmalarla dava bir süredir zaten çökmüştü ve dava bitmişti. Evet. Şimdi sözün bittiği yerdeyiz. Söz bitti. Evet. Artık savcılar, yargıçlar başlarını öne eğip söyleyecek herhangi bir şey bulamıyorlar. Doğu Perinçek'le ilgili, İşçi Partisi'yle ilgili yapılan bütün iddialar teker teker Doğu Perinçek ve arkadaşları tarafından çürütüldü. Resmi makamlara yazılar yazıldı. Resmi makamlardan gelen yazılar bizzat Doğu Perinçek ve arkadaşlarının suçsuzluğunu kanıtladı. İddianamenin kendisi, iddianamede savcıların öne sürdüğü iddialar ve savlar, savunmanın ve Doğu Perinçeklerin kanıtları, savunma kanıtları haline gelmişti. Evet. Bu aşamada bugün Doğu Perinçek ve arkadaşlarının tahliye edilememiş olmasını Türkiye kamuoyu çok derin düşünmelidir. Bulunan savcı diyorduk Zekeriya Öz için. O bulunan savcının hikayesini Ulusal Kanal'da yayınladığımız belgesellerde anlattık. Abdullah Gül 2006 yılında topluyor ilgilileri, MİT Müsteşarını, Emniyet Genel Müdürünü, Emniyet İstihbarat Daire Başkanı yerlerine savcı bulun diyor. Delil yoksa delillendirin diyor. Evet. Kanıt yoksa kanıt bulun diyor. Yaratın diyor. Ve o talimatlarla ve oval ofislerde verilen talimatlarla o 5 Kasım 2007 yılında Fehmi Koru yazdı. Bu dava oralarda konuşuldu. Oralarda kararlaştırıldı. Bu davaya Silivri'deki yargıçlar bakmıyor. Bu davaya Amerika'daki oval ofisteki makamlar bakıyor. Orası kumanda diyor. Biz artık buradan bunu çıkarıyoruz. Çünkü Doğu Perinçek ve İşçi Partisi ile ilgili yapılan bütün iddialar teker teker çürütüldü ve bizzat savcılar o 10 tane iddia edilen konuyla ilgili savcılar en sonunda hukuki değerlendirmeye tabi tutmuyoruz biz bunları dediler ve iddiaları da geri aldılar. Evet. Şimdi o 2500 sayfalık o iddianamede Doğu Perinçek ve arkadaşları için herhangi bir iddia, kanıt, suç, belge hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok.
Şimdi soruyoruz herkese. Doğu Perinçek ne için içeride tutuluyor? Doğu Perinçek'in ne için içeride tutulduğunu, hapishanede tutulduğunu, hangi nedenlerle tahliye edilmediğini bir bilen var mıdır? Bir hukukçu var mı söyleyebilecek? Yoktur. Bu dava çöktü. Bu dava özellikle birinci iddianame bir Tuncay Güney davasıydı. Öyle o adı koymuştuk. O davada birinci iddianamede 2500 sayfalık sadece 128 sayfa Tuncay Güney'in anlatımları var mıydı? Evet. 128 sayfa hiç el sürülmeden Tuncay Güney sözüm ona mülakatından bank çözümü yapılmış 128 sayfası o. Geri kalan da çeşitli telefon görüşmeleri, mişlermiş masallar, hikayeler, efsaneler ve o Tuncay Güney'in anlatıldığından türetilmiş çeşitli rivayetlerle oluşturulmuş bir iddianame. Bu iddianameye esas olan Tuncay Güney ile ilgili MİT müsteşarlığı en sonunda bir takım İşçi Partisi'nin talebi üzerine CD'leri gönderdi mi? Bu evet. Kasetlerin aslını, bu mülakatın aslı olan kasetleri, o yoğun diskleri gönderdi mi mahkemeye? Gönderdi. Onların işkence altında alındığı, mahkemenin belirlediği bilirkişi tarafından yazıldı mı, kanıtlandı mı? Kanıtlandı. Tuncay Güney, Kanal D'ye ve diğer televizyonlara çıkarak, bağıra bağıra, benim söylediklerimin bir kelimesi bile doğru değildir. Avukatlar çıksın gitsin Silivri'de mahkemeden bunların hiçbirinin doğru olmadığını söylesinler dedi mi? Dedi. Dedi. Daha sonra Şenol Tasok'un bu Tuncay Güney mülakatına dayanarak 2003 yılında, 2002 yılında o şemayı hazırlayan Şenkal Atasok'un o mülakatla ilgili onları görünce, Tuncay Güney'in anlatımlarını görünce ben bunu saçma sapan buldum, komik buldum, güldüm. Evet. Dedi mi? Dedi. Dedi. Peki o şema şimdi çöktü mü? Çöktü. Peki Doğu Perinçekleri halen bütün bunlara rağmen niye tutuyorsunuz? 2500 sayfalık o iddianameye esas olan, o iddianameye damgasını vuran kişi o Tuncay Güney, ben bunları diyor işkence altında verdim diyor, tek kelimesi doğru değildir diyor. Onları şema haline getiren, onları bir raporla çeşitli mercilere bildiren, ben onları komik buldum güldüren insan kim? Türkiye'nin en büyük güvenlik kurumunun başında, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başında bulunan kişi. O zaman ortada bir örgüt yok. Çünkü şema o örgütün şeması. Evet. O şemayla beraber hangi örgüt kalıyor? Hangi evet. suç kalıyor? Hangi iddia kalıyor? O şemayla beraber, o Tuncay Güney'le beraber iddianame çökmüştür. Hiçbir gerekçeleri, hiçbir nedenleri kalmamıştır. Bütün bunlara rağmen Doğu Perinçeklerin bugün tahliye edilmemiş olmaları çok düşündürücüdür. Bu büyük bir hukuk faciasıdır. Bu büyük bir hukuk ihlalidir. Evet. Bunlar yargılanacaktır. Bunlar yargılanacaktır. Zaten iş şuraya gelmişti. Değerli Mehmet Ali, iş şuraya gelmişti. Bu tertip çökmüştü ve artık bu iddianameyi yazanlar, bu iddianameyi o saçma sapan, komikti, görüntüm dedikleri o saçma sapan iddiaları o iddianameye koyanlar, mülakatları, o şemayı hazırlayanlar, o iddianameyi hazırlayanlar, o o şemalara, o mülakatlara dayanarak bu kadar insanı hapishanelere dolduranlar, hürriyetlerini, özgürlükleri elinden alanlar, koca koca orgeneralleri ölüm döşeklerine gönderenler, kimisinin Uçkun Geray gibi, Kuddisi Okkur gibi ölümüne neden olanlar. Evet, bu davaya kan da karışmıştır. O bakımdan dava bunların nedeni olanların ve tabii bunların giderek Tayyip Erdoğanların, Abdullah Güller'in, Mehmet Ali Şahinler'in, Savcı Zekeriya Özler'in
Ve bu tertibe ön ayak olanların, bu tertibin içinde rol alanların yargılandığı bir noktaya, o aşamaya gelmişti. Evet, hatta davaların birleştirilmesiyle ilgili gerekçe açıklanmış durumda. Mahkeme birleştirme gerekçesini, değerli izleyiciler, fiili ve hukuki irtibat bulunması olarak açıklamış. Yani Ergenekon davasıyla Danıştay davası arasında fiili ve hukuki irtibat bulmuş 13. Ağır Ceza Mahkemesi. Şimdi tabii biz Türkiye'ye güveniyoruz. Evet. Türk halkına güveniyoruz. Türkiye'de ta 1850'lerden itibaren büyük bir özgürlük mücadelesi var. Evet. Namık Kemaller'den başlayan, 1908 devrimine uzanan, 1920'lere uzanan, 1960'lara, 68 hareketine uzanan büyük bir özgürlük mücadelesi var. Özgürlüğün bedeli var. Özgürlüğün evet. bedeli var. Namık Kemaller o istibdata karşı başlattıkları o büyük mücadeleyi tabii zafere ulaştırdılar. Ama o zaferlerin arasında Magosa zindanlarında yatmak ve Taif zindanlarında boğulmak da var. Bu Ergenekon tertibi de bu süreçte Türkiye'nin büyük bağımsızlık ve demokrasi mücadelesinde ve devrim mücadelesinde bir adımdır. Buralardan geçirecektir. Buralardan geçirecektir. İşçi Partisi bunlara hazırdır. Bunları göğüsler, bunları ve sonunda püskürtecektir. Ve çözüm Ergenekon'dan olacaktır. Bakın o Silivri'den büyük bir çözüm çıktı devrine. Çözüm var dedi, ondan yapılacak dediniz. 17 Mayıs'ta da Cumhuriyet mitingleri var. Çok değil, daha bir an önce aslında kendiliğinden Anıtkabir'e 100 bin vatandaşımız akın akın gitmiş oldu. Şimdi 17 Mayıs'ı düşünürsek herhalde yine bir Tan Doğan mitingine dönüşecek mi? Ne dersiniz? Şimdi onunla beraber şunu konuşalım. Çözüm var dedim ama evet. bu dediğimiz konu bir dayanaksız bir konu değil. Bir evet. temenni değil. Çözüm var gerçekten. Zaten çözülüyordu. Evet. Çözüme karşı aynı zamanda bir tertip yapılmıştır şu andaki Ergenekon tertibi. Evet. Bu tertibin merkezindeki kuvvet Tayyip Erdoğan'ların, Abdullah Günler'in partisi irticai faaliyetleri nedeniyle odak olduğu hükmü sabit olmuş. Türkiye'nin en yüksek yargı organı Anayasa Mahkemesi tarafından ona karşı bir oyla suçlu olduğu sabit olmuş bir parti. Bugün öyle bir parti Türkiye'de iktidardadır ve maalesef iktidarda devam etmiştir. İşte o şemalarla, o Tuncay Güney mülakatlarıyla, o bin bir türlü hile ve tertiplerle, Amerikan tertipleriyle, Gladio tertipleriyle o kapatılma davası tersine çevrilmiştir ve bakarsanız zaten bu Ergenekon tertibine aynı zamanda o kapatma davası ile paralel yürütüldüğünü, ona endeksli olarak yürütüldüğünü, açın kapatma davası ne zaman açılmış, iddianame ne zaman açıklanmış, efendim mütalaa ne zaman verilmiş, son mütalaa Ergenekon tertibinin evreleriyle kapatma davasının evreleri tamamen birbirine uyumlu evet. olarak yürütülmüştür. Anayasa Mahkemesi'nin başkan vekilleri dinlemeye alınmış, diğerleri bin bir türlü şantajla bildiğimiz, bilmediğimiz, kamuoyuna yansıyan, yansımayan Anayasa Mahkemesi bütünüyle terörize edilmiştir. Baskı altına alınmıştır. Anayasa Mahkemesi öyle. Savcılar, hakimler, yüksek kurulu. Şu hale bakın. Anayasa Mahkemesi başkan vekili aylar sonra ancak dilekçeyi almış, savcının kapısını çalmaktadır. Artık başka bir yerden bir şey gelmeyince, bir çözüm bulamadığı anda savcıya bir dilekçe verir hale gelmiştir. Evet. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yapılan bütün suç duyurularına rağmen önceki hiçbir da ben de dinlendim. Evet, hiçbir başvuruyu ele alıp inceleyememektedir. Neden? Mehmet Ali Şahin, Adalet Bakanı izin vermediği için Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu diye bir kurul bugün yoktur. Anayasa Mahkemesi yoktur. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yoktur. Başka ne var? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıları bugün evleri basılmakta, aranmakta, ses kayıtları
internetlerde yayınlanmakta, dinlenmekte olmadık tacizler yapılmaktadır. Bu durumda yargı bütünüyle berhava edilmiştir. Yargının olmadığı yerde ne olur? İşte Silivri olur. Silivri'de yargı yoktur, hukuk yoktur, Türkiye'de adalet yoktur. Efendim, adaletin tecellisi, adaletin bağımsızlığına güveniyoruz, Türk hukukuna güveniyoruz. İşte efendim, hukuk süreci, Türkiye'deki ben hukukçuları kınıyorum. Türkiye'deki o büyük, koca koca üniversite rektörlerini, hukuk fakültesi dekanlarını, büyük çeşitli projelerde görev alan ama bugün hukukun en lazım olduğu yerde susan hukukçuları kınıyorum. Türkiye'de hukuk ayakları altına hiçbir dönem ne 12 Mart'ta ne 12 Eylül'de bu kadar hukuk çiğnenmemiştir. Hukuk çiğnenmektedir bugün. Hukuk darbeyle, bir darbeyle çiğnenmektedir ve göz göre göre hukuka da Türkiye'nin bütün yargı kurumlarına ve diğer kurumlara, Türk Tarih Kurumu, Türkiye'nin bütün üniversiteleri yargıyla beraber, işte üniversiteler bütünüyle berhava edilmiştir. O evet. Yurtsever rektörler bunun için tutuklanmamaktadır. Aynı zamanda Türkiye'nin o geleneksel aydınları, cumhuriyeti savunan kuvvetler, merkezler bir bir elimine edilmektedir. Darbe diye diye bir darbe yapılmaktadır. Darbe iddiaları, bu iddianamelere yansıyan darbe iddiaları Amerikan darbesini, Gladio darbesini örtmek için bir örtüdür. Bunu herkesin görmesi lazım. Herkesin görmesi lazım. Ve görmeye başlanmıştır aslında. Görmeye başlanmıştır ve bunun altında kalacaklardır. Bu tertiplerin altında kalacaklardır. Türkiye'nin büyük bir demokrasi geleneği vardır. Bakmayın şimdi böyle uzun boylu sesler çıkmamaktadır. Herkes sabrını sınamaktadır, gözlemektedir ama bu bir tertip artık kamuoyu tarafından da büyük infialle karşılanacaktır ve bu tertipçiler yargılanacaktır. Türkiye bunu kabul etmez. Türkiye'nin büyük hukuk birikimi vardır. Evet. Türkiye orta çağı aşmıştır, bir cumhuriyet devrimi yapmıştır. Hukukun üstünlüğü Türkiye'de birçok kurum tarafından içselleştirilmiştir. Kişiler tarafından da içselleştirilmiştir. Bu dava kamuoyu vicdanında mahkum olmuştur. Evet. Bu davayı, bu tertibi yapanlar mahkum olmuşlardır. Şimdi nasıl döneceklerinin hesabını yapacaklar. Sayın Yayın Yönetmenimiz Turan Özcü'den bir son söz alacağız. Çünkü kısa bir ara vereceğiz. Az sonra Silivri'den ayağının tozuyla gelen Sayın Avukat Yıldırım Çavuşoğlu bizlerle birlikte olacak. Sayın Özcü, buyurun, son sözlerinizi alalım bir aradan önce. Sayın Profesör Doktor Emin Gürses'in adı geçti. Buradan evet. Kendisine selamlarımızı, saygılarımızı, dayanışma duygularımızı gönderiyoruz. Kamuoyuna soruyorum. Emin Gürses neden içeride? Hüseyin Haydar bunun şiirini de yazdı. Evet. Emin Gürses neden içeride? Bunu bilen var mıdır? Bunu ilan etsinler. Bunu söylesinler kamuoyuna. Evet. Emin Gürses'in arkadaşları, hocaları, dava arkadaşları, bilim üniversitedeki arkadaşları, bunların da sorması lazım. Emin Gürses'in suçu ne? Emin Gürses neden içeride diye Türkiye kamuoyu lazım. Evet. Bunu buradan vesileyle söylemek istiyorum. 17 Mayıs mitingini sordunuz. Cumhuriyet mitingleri yargılanmaktadır. Cumhuriyet yargılanıyor. Evet. Mitingleri değil, Cumhuriyet yargılanıyor. Milyonlarca insan bir araya gelmiş, ne söylemiş? Yaşasın Cumhuriyet demiş, Mustafa Kemal demiş, bağımsızlık demiş, özgürlük demiş, adalet demiş. Ne var bunda? O Cumhuriyet mitingini düzenleyen rektörlerimiz bugün hapishanelerde tutulmaktadır. Erol Manisalılar, diğer rektörlerimiz. Onları da buradan saygıyla selamlıyoruz. Onlar da buralarda konuk ettiler, değerli fikirlerini bizle paylaştılar. İşte onlarla yeniden dayanışma yapmak için o 17 Mayıs'ta yeniden Türk milleti Ankara yollarına düşecek. Ankara, Ankara, güzel Ankara diye o başı sıkışanın canı yanan Ankara yollarına düştüğü gibi, o Kurtuluş Savaşı dönemindeki gibi
Aynı o dönemdekiyiz. Biz yeniden 1919'ları yaşıyoruz. Ankara yollarına Türk milleti yeniden düşecek. O büyük öndere, Anıtkabir'e yürüyecek, saygısını sunacak, ona bağlılığını bildirecek, Atatürk'ün yolunda yürüdüğünü gösterecek ve bir kere daha o cumhuriyete, Atatürk devrimine sadık olduğunu, bağlılığını ve onu sürdürmeye kararlı olduğunu, onu durdurmaya çalışanların olduğunu bir kere daha gösterecektir. 99 kuruluş, kendilerini kutluyoruz. Atatürk Düşünce Derneği Genel Merkezimizin önderliğinde 99 kuruluş yeniden Ankara'da Cumhuriyet mitingini yapmaktadır. 17 Mayıs'ta bütün Türk milleti orada bu tertibe karşı sesini yükseltecektir. Zaten bu tertibin sloganları şöyle özetlendi: hukuk devleti için, tam bağımsızlık için buna benzer ama hukuk devleti, yani bu Ergenekon tertibine karşı hukuk devleti şiarı o 17 Mayıs mitinginin bir nolu şiarıdır ve temel amacıdır. 17 Mayıs mitingi bu Ergenekon tertibine çok kuvvetli bir yanıt olacaktır ve milletin cevabı olacaktır. Oradan yeni bir Türkiye'de yükseliş başlayacaktır ve bu tertibin sonuna doğru da gelinecektir. Bu duygularla sözlerimi bitirebilirim. Bize çok teşekkür ediyoruz.